Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğu Tibet kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar Binance TR'yi temelden her şeyiyle öğreneceğiz. Binance TR'ye bir giriş yapalım. Binance TR'yi yüklemek isteyen arkadaşlar Google Play'den Binance TR yazarak Binance TR'yi yükleyebilirsiniz. Binance TR'yi yükledikten sonra ana sayfa kısmında arayüzü biraz tanıyalım arkadaşlar. Öncelikle Binance TR'ye üye olmak isteyenler açıklama kısmına da Binance TR'ye nasıl üye olabileceğinizi ve Referans kodu girerek e, komisyonsuz indirimlerden yararlanabileceğiniz şekilde bir açık e, e, içerik oluşturdum arkadaşlar. Oradan üye olmayı öğrenebilirsiniz. Şimdi hemen arkadaşlar ana sayfa e, piyasalar cüzdan arayüzünü tanıyalım. Ve Binance TR'de neler yapacağız önce bugün? Binance TR'ye para yatıracağız. E, altcoin alacağız. Paramızı çekebileceğiz. Alım satım yapacağız. Arayüzü tanıyacağız arkadaşlar. Altcoin'leri tanıyacağız daha sonra <laughs> video içeriğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Detaylı artık Binance TR'ye aşina olacaksınızdır. Öncelikle cüzdan kısmına girelim arkadaşlar. Ana sayfadan diyelim birinci işlemi yapalım. Biz Binance TR'ye para yatıracağız. O zaman cüzdan kısmına giriyoruz. Cüzdan kısmında yatırma kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan Türk lirasını sağda yukarıda Türk lirasını seçiyoruz. E, Türk lirası kısmında TR'yi seçiyoruz e, ee, buradan arkadaşlar size iki banka veriyor. Bir de diğer banka. Eğer Ziraat ve Vakıf Bankanız yoksa diğer bankalar seçeneğini seçiniz. Diyelim Ziraat Bankası olan biri nasıl para yatıracak arkadaşlar? Burada Ziraat Bankası e, hesabına hesabı sahibi olan biri arkadaşlar hemen banka hesabınıza giriyorsunuz. Örneğin e, para transferi ya da EFT yapıyorsunuz. Alıcı hesap adına BNT teknoloji kısmını kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. IBAN'ı da aynı şekilde kopyalayıp oraya yapıştırıyorsunuz. Ne kadar para göndermek istiyorsanız buraya o fiyatı belirliyorsunuz. Daha sonra gönderdiğiniz zaman arkadaşlar buraya paranız gün içinde düşüyor ne kadar gönderirseniz o kadar cüzdanınızda paranız TR olarak Türk Lirası olarak belirilecektir arkadaşlar. Diğer bankalar kısmında da ise aynı arkadaşlar. Eğer diğer bankalara sahipseniz aynı şekilde para gönderirken şu bilgileri girerek buraya para gönderebilirsiniz. Şimdi paranız yattı. Paranızın yattığını varsayıyorum. Cüzdan kısmında TR'yimiz oldu. Bu şekilde para yatırılıyor arkadaşlar. Şunu da vurgulayayım. Kesinlikle ve kesinlikle para yatırırken kendi hesabınız olmak zorunda. Başkasının hesabıyla para gönderirseniz yatmaz. Çünkü buradaki hesabınızla TC ile üye olduğunuz TC ile banka hesabınız uyuşması lazım arkadaşlar. Halandan amcandan para gönderemezsin yani. Kabul etmez para boşa gider. Şimdi paramızı yatırdık arkadaşlar. Bir altcoin alacağız mesela. Bizim cüzdanımızda Türk lirası var. Mesela ben Tron alacağım şimdi örnek gösteriyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ana sayfaya giriyorum. Piyasalar kısmına giriyorum. Türk lirasından işlem yapacağım. Bakın Türk liram var. Türk lirasıyla ile alabileceğim altcoinler. USDT ile alabileceğim altcoinler. BUSDT ile alabileceğim altcoinler. USD'yi geçiyorum. Türk lirasına geliyorum. Türk lirasıyla ile bunları alabileceğim, alabilirim arkadaşlar. Daha sonra da USDT ile nasıl alabilirim diyecekseniz e, onu da göstereceğim. Öncelikle bir TR ile ala, alalım. E, mesela Tron alacağım arkadaşlar. Ben Tron'u bulalım piyasalar kısmından Tron'u bulduk. TRX, TRY çiftiyle işlem yapacağım. Al diyorum arkadaşlar. E, limit emrini piyasa emri yapıyorum. Şu anki fiyattan hızlıca almak istiyorum çünkü... Yüzde yüzde paramın cüzdanımdaki paranın yüzde yüzüne hepsini almak istiyorum. Bunu o yüzden yüz, yüzüncü seviyeye çekiyorum arkadaşlar. Al dediğim an e, başarılı dedi gördüğünüz gibi cüzdan cüzdan pardon cüzdan kısmına geliyorum şimdi paramız geçmiş mi? Bakın TRX geldi. Karşısında 119 lira yazıyor. Artık TRX'imiz var. Yani Tron'umuz var. Peki diyeceksiniz ki ben Tron'la e, ben TR'ye değil de USDT bölümünden işte e, e, BNB alacağım diyorsanız eğer arkadaşlar önce Türk lirasını dolara çevireceksiniz o zaman Türk lirasını buradan USDT'ye çevireceksiniz. Nasıl yapacaksınız? Önce Türk liranızı bir satacaksınız arkadaşlar. <laughs> Önce e, Türk liranızı satacağız arkadaşlar. Nasıl yapacaksınız bunu? Hemen onu da göstereyim. Piyasayal, piyasalara girelim arkadaşlar. E, bakın, az önce biz ne yapmıştık? Aynı hikaye arkadaşlar. Ana sayfa. Piyasalara girelim. TR ile mesela TRX Trondu değil mi arkadaşlar? Aynen. Şu an bizim Tronumuz var. Öncelikle Tronumuzu ne yapacağız arkadaşlar? Satacağız tekrar Türk lirası alacağız. Tekrar Türk Lirası alacağız. Çünkü TRX-USDT çiftini ben direkt görmedim. Ee, e, göremediğim için de e, bu işlemi yapacağız. Şimdi TRX'i, e, TRON'u önce satacağız. Türk Lirası alacağız tekrar arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Sat diyeceğiz. E, elimizdeki TRON'u Türk Lirası'na tekrar geri çevireceğiz. Yani Türk Lirası alacağız tekrar. Onun için yapmamız gereken sat diyeceğiz. Piyasa emri hemen hızlı olsun. Piyasa emri şu anki fiyat yüzde yüzünü seçiyoruz arkadaşlar. Sat dediğimiz an başarılı dedi gördüğünüz gibi. Artık arkadaşlar cüzdanımızda tekrar Türk Liramız oldu. Şimdi Türk Liramız oldu arkadaşlar. Ne yapacaktık biz? USDT yani dolara çevirecektik. O zaman hemen piyasalar kısmına geliyoruz. USDT kısmından pardon piyasalar kısmından buradan. USDT'yi buluyoruz arkadaşlar. Bakın USDT TR'ye. <laughs> gördüğünüz gibi. Hemen o zaman ne yapıyoruz şimdi? Bu sefer dolar alacağız arkadaşlar. Al diyoruz USDT'yi. Piyasa emri diyoruz. Piyasa emri %100'ünü seçiyoruz arkadaşlar. Al diyoruz. E, başarılı dedi gördüğünüz gibi. Hemen bakıyoruz cüzdanımıza. E, cüzdanımıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi... 108 liralık dolarımız var. USDT geldi. Şimdi işte arkadaşlar USDT çiftinden işlem yapabiliriz. Ya her şey mesele bu yani. Ee, şimdi USDT'miz var artık BNB alabiliriz mesela. Aynı şekilde Tron'u nasıl aldırdık, aldıysak BNB'yi de bu şekilde alabiliriz artık. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Bir alt altcoin almayı gördük Binance TR'de. Para yatırmayı gördük. Şimdi arkadaşlar para çekmeyi göreceğiz. Öncelikle cüzdan kısmına geliyoruz. Bakın çekme kısmı var burada. Çekme kısmından e, tür, e, kripto değil arkadaşlar. Türk lirasını seçeceksiniz. Bakın TR'ye belirdi. Yalnız Türk lirası burada belirmezse e, cüzdanınızı e, Türk lirası olacak. Yani altcoin ya da dolar aldıysanız önce Türk lirasına geri çevireceksiniz ki burada Türk lirası belirsin. Yoksa çıkmaz arkadaşlar. Neyse Türk lirasını gördük. Çekme kısmından Türk lirasını bastık. Ee, gördüğünüz gibi burada e, <laughs> IBAN kısmı var arkadaşlar minimum pa e, parayı giriyorsunuz e, pardon minimum 4 liraymış herhalde onu geçtik arkadaşlar buraya e, çekeceğiniz miktarı giriyorsunuz IBAN'ı giriyorsunuz e, onayla dediğiniz an arkadaşlar artık paranızı e, banka hesabınıza göndereceklerdir yani çekme işlemi de bu kadar arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. E çekme işlemini de öğrendik. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Para yatırdık, çektik. Altcoin aldık. Hmm. Neredeyse hemen hemen hepsini yaptık. Başka da bir ayrıntı yok zaten Binance TR'nin arayüzü de çok kolay arkadaşlar. Ha, bir de şey kaldı arkadaşlar. Yani paranızı Mesela borsalara buradan Binance TR'den mesela Paribu'ya göndereceksiniz, Gate'a göndereceksiniz. Onu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Yine bakın ana sayfada cüzdan kısmından yatırma seçeneği var arkadaşlar. Burada bu sefer Türk Lirası değil de kripto bölümünden ne göndermek istiyorsanız, transfer etmek istiyorsanız. Bakın USDT var mesela. USDT'yi göndereceksiniz, seçeceksiniz. Size cüzdan kodu verecek arkadaşlar. Bununla diğer borsalara da aktarım yapabilirsiniz. Bunu şimdi nasıl öğrenebilirim diyorsanız. Ben bir video çektim arkadaşlar bakın. O videoda yer almakla mesela paparasız borsalardan yani aracılığıyla banka hesaplarına para çekmeyi gösterdim. Oralarda bunu detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Videolarımda var arkadaşlar. Bakın ayrıca. Bunun için sadece Binance TR'den Binance'a para transferini, Binance TR'den Paribuya para transferleri gibi şeyleri de birkaç gün içinde atacağım. Bunlar da detaylı bir şekilde içeriğimde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Geriye pek bir şey kalmadı sanırım. Her şeyi öğrendik artık arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Olası tüm fırsatları burada yayınlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.